Resmen Allah Allah diyorsun Bahar. Bak bak. Mini gel. Gel mini gel. Bir tane köpeğimiz var. Evet. Valla zevk esasen zevkine sahip. Öyle mi? Esasen zevkine sahip. Günaydın dostlar. Hepinize selamlar. Biz yine memlekete geldik. Kadirli'deyiz, köydeyiz şu anda. Bugün köyde bahçe bakımı yapacağız. Tavukları yemleyeceğiz. Hayvanların bakımı var. Süt sağma var. Değişik çeşitli köy işlerini bugün yapacağız. İyi seyirler. Evet dostlar, yine tavuk kümesine geldik şu anda. Annem şu anda bir tavuk yakalamaya çalışıyor şu anda ama. Yakaladın mı? Yakaladım. İyi hadi, hadi bakalım. Eline sağlık. Resmen Allah Allah diyorsun Bahar. Bak bak. Ama bak bak. Resmen Allah diyorsun diyor. Ne yapacağız bunu? Keseceğiz mi? Yemek yapacağız öyle mi? Evet. Günaydın dostlar. Şu anda da tavukları yemleyeceğiz. Annem kümesi açtı şu anda. Gü Cü. Tavuklar benden çekiniyor, neyse. Her zaman burada değiliz ya, ondan herhalde. Cü. Evet dostlar, şu anda da ahırlar geldi, ineklerin yanındayız. Annem şu an inek sağıyor. Piyanam. Dur. Evet ana, kolay gelsin. Sağ ol. Nasıl gidiyor? İyi. Bereketli olsun diyelim. Sağ olasın. Allah razı olsun.
Süt var mı? Nasıl? Var var, süt var. Var Allah'a şükür. Çok şükür. Peki ineklerden aldığın süt yemine yetiyor mu? Senin ihtiyaçlarını karşılamaya yetiyor mu? Yetiyor. Allah'a şükür yetiyor. 15 bin lira 15 bin lira parası geldi. Yetiyor, devamlı sütünü yiyor. Evet. Onun için bağlıyorum. Önceden beri bu bizim bir atadede mesleğimiz. Evet. Bakıyorum. Yani gördüğüm kadarıyla ineklere bakmak öyle kolay bir şey değil. Öyle değil, öyle değil. Ama sen de ineklerden vazgeçemiyorsun ya. Bunun sebebi ne? Sebep işte alışkanlık. Meslek, atadede meslek. Evet. Bağıyor, şu an bağıyor. İneğimiz de bu. Maşallah. Yoğurdu da atıyor. Her an elimizde. Niye bir şey yok? Devamlı elimde olduğu çıktı için. Evet. Arslanı karnını alıyor. Tabii devamlı bir de geçim kaynağı. İyi bakabilirsen geçim kaynağı. İyi bakarsan. Yeminin yiyeceklerini iyi yedirirsen. Buzağısı oluyor. Buzağısı, ekmek buzağısı oluyor. Hem kendini besliyor, hem evi besliyor şu anda. Benim ekmek kaynağım benim, ekmeğim. Onu komşuda faydalanıyor. Konuya komşuya da veriyorum. Hani her zaman ineklerin sütünden para da almıyorum. Onun komşuya olmayanlara yardımcı oluyorum, yardım ediyorum. Sütünden. Evet. Büyük bir nimet. Bakabilirsem. Hayatım olursa. Ama tabii genç olman lazım. Yaşlı olursan biraz zor. Gene de bana bir destek olanın olması lazım. Samanında, yemini Kadir'den yemini getirmekte, samanında. Mesela yaylaya götüreceğim. Şimdi yaz geldim, yaylaya götüreceğim. Araba tutacağım. Ya yanımda gene dediği çocuklardan bir destek olan olması gerekiyor. Peki sağması zor oluyor mu? Sen millet genelde makineyle sağıyor ama sen elle sağıyorsun. Zor olmuyor mu? Valla zevk, esasen zevkle sağıyorum. Öyle mi? Esasen zevkle sağıyorum. Makineye yıkamak çok zor. Makineye uğraşmak zor. He. Ben ameliyat geçirdim. Ameliyat geçirdiğimden dolayı o makinenin aletlerini böyle açıp açamıyorum. Ondan dolayı açıp yıkamak zor. Hortumlarını yıkamak zor. Onun için hani zevkine sağlayabiliyorum rahat rahat. Vallahi aynı zamanda da tabii kolların çalışıyor. İnsanın vücudu da hareket ettiği için belki de öyle de faydalı. Tabii. Gerçek olarak da şu an bak şimdi şu an zevkine sağlıyorum. Ya ilk defa duydum ben böyle hani ben elle sağmaktan zevk alıyorum diyeni. zevkine sağlıyorum. Onlara piye diye zevkine sağlıyorum. Gerçek olarak da zevkine sağlıyorum. Bu aynı zamanda şey herhalde böyle hayvanla böyle bir aranızda böyle bir güzel bağ, sevgi bağı oluşması. Sağmak senin için de bir rahatlatıcı mı oluyor? Rahatlatıcı tabii. Evet. Güzel elinde tertemiz sağıyorsun, sütüm tertemiz. Kendin sağıyorsun ya şimdi hayvanın memeğine kendin dokunuyorsun. İnsanla hayvan arasında da böyle bir güzel bir dostluk ilişkisi de herhalde oluşuyor anladığım tabii. Kadarıyla. Ben sağdırmıyorum. İnekler sağdırmıyor. Hele bu sağdığım inek asla makineye sağdırmıyor. Çok zor uğraşmak. Arka ayaklarını bağlardık bunun. Gene de sağdırmazdı. Şimdi şunların bir tanesi şu sağdırsa şu nazlı inek sağdırır. Kalanı makineye sağdırmaz. Bir anam pi diyerek pi ballım diye. Yani böyle severek, sevgi göstererek sağıyorsun. Hayvan da ondan hoşlanıyor benim anladığım kadarıyla. Hiç ayağını kaldırmıyor ha bak. Maşallah. Maşallah. Hiç aldırmaz inekler. Maşallah. Bitti mi? Bitti. İyi be ama eline sağlık. Köyde yaşamalarını tavsiye ederim. Köyde yaşayıp bir tavaya bakmak, bir hayvana bakmak, tertemiz yemek içmek, temiz havada yaşamak. Onları tavsiye ederim.
Köy hayatı, tabii güzel köy hayatı, yayla hayatı. Mesela bu inekleri şöyle güzel bir serbest yere sürüp sen şuraya varıp otursam inekler orada yağarır, güzel karnını doyurur. Sen oturursun. Evet. Ağaçların kölgesinde, mesela bizim yaylada ağaçların kölgesinde oturursun, gezersin, görürsün. Çok zevkli o çamların dediği hışıltısı. O ardışların hışırtıları, ağaçların hışırtıları böyle destekliyor bizim mesela bizim yaylada, Savrun Gözü yaylasında. Çok güzel, çok zevkli gezmek, yürümek. Değil mi? Şehir gibi değil yani. Şehir gibi değil tabii. Hı. Ne de olsa aha, buranın havası mesela iyi değil. Yaylanın havası çok zevkli. Kuşlar hep cıvır cıvır kuşlar ötüşür. Şehirdekiler ne yapsınlar o zaman? Şehirdekiler ne yapacak? Şehirdekiler öyle içeride duracak. Balkonlarda oturacak. Başka ne yapabilir? Gezer, görür, parka gider. Köyde yaşamanın güzel tarafları ne mesela? Güzel tarafları bağın, bahçenin içinde mesela ağaçlı, zeytin bahçesi, her çeşit, ağacımız var Allah'a şükür. Portakal var, zeytin var, limon var, nar var. Bir elime dediği güzel bir bahçe yapıyorum. Domateslerim, fasulyem, bilmem işte, baldacığım, biberim, daha ne bileyim, her çeşit zepse var. Var bizim, bunlar da bizim köpekler. Boncuk isimli iki tane köpeğimiz var, şu büyüklerin ismi Boncuk. Bir tane de bizim değil, bir yabancı birisi daha geldi. Aa, bu da yabancı, sahipsiz. Ama herhalde ev köpeği. Bir tane daha var öbür tarafta. O da bizim, ancak o da böyle komşulara falan gidiyor. Canı sıkıldığı zaman geri geliyor. Değişik bir şey. Ama bu ikisi Boncuk. Sürekli yanımızdan ayrılmaz. Yaramazlar, ne yapıyorsunuz siz? He? Böyle oyun yapıyor bunlar şu anda. Bunun ikisinin ismi de Boncuk. Bunun ismi de ne koydu bizimkiler ya? Yılışık koydular galiba bunun ismini. Bu sahipsiz bir köpek. Bu kendi kendine geldi. Sahipsiz bir köpek. Öbür tarafta da Mini var. Ne var ya bu? Onu yesinler de onu başka. Koç. Evet dostlar. Gel oğlum, gel. Şu anda köpeklere annem süt veriyor. Ya şu an ne diyeyim? Oo. Oo. Gel Mini, gel. Gel Mini, gel. Vallahi adamlar var ya, kazan küçük ama üçü birden. Minik de burada bekliyor. Gel Minik, gel sen de süt. Gel Minik, gel Minik. Gel Mini, gel. Minik, gel sen de süt. Gel Mini, gel. Gel Mini, gel. Mini bundan istiyor. Atat da yesin bana. Naci bak, Naci. Naci bak, Naci. Kızım, bir şey yapma. Korkma. Dök şuraya, bari dök, yesin de şuraya. Dök, dök, dök. Kızım, bir şey yapmaz. Hop, yakalatamadık. Al Minik. Sırıtma, sırıtma. Kız. Ay, sen süte doymadın mı? Ağızlarına yakalarken çok... Umay, köpekler nasıl yiyorlar? Mamalar nasıl yiyor köpekler kızım? Aldı mı? Şimdi burada kaç tane köpek var hatun, bir bilgi ver bakalım, bizi bir bilgilendir bakalım. 4 tane köpeğimiz var. Evet. Ama şu üçü bizim. Bu küçük olan kimin bilmiyorum, buraya bırakmışlar. Ya bu tarafa gelin, gel. Gelin bakalım. Gelin 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 gelin. Gelin bakalım. Gel Miniğim, gel Miniğim, gel. Bu. Anne. Bu kadar köpeğe nasıl bakıyorsun? Ekmek almıyor. Evlerin dedi, evlerin yemeği memeği geliyor. Selamet getiriyor. Komşularının yemeklerini artırmaya alıp geliyor.
İrfan abinin arabasını tanıyorlar. Araba yoldan döndü mü sevinç gösterileri başlıyor köpeklerde. Köpekleri neden besliyorsun peki? Senin için ne anlam ifade ediyor köpekler? Köpekler tavukların, ineklerin bekçisi. Başka? Bunlar olmasa inekler de olmaz. Tavuk da olmaz. Tavuğa şey getirmez tavuğa ilkine. Bir şey getirmiyorlar tavuğa. Benim için de ben yalnız olduğum için de tabii bana da yardımcı köpekler. Bir gel, şuradan bir gelen olsa ürüyor, haber veriyor. Aynı benimle bir arkadaşım beraber giderler. Ben şimdi inekleri dedi süreyim, koyayım, beraber gider. İneklerle beraber giderler, beraber gelirler, ineklere sahipler. Evet. Çok akıllılar hem, çok akıllı hayvanlar benim itim, çok akıllı, çok. Bir hırsızlıkları yok, bir şeyleri yok. Çok akıllılar. Can dostum, arkadaşım, şu durumda arkadaş. Evet. Şimdi itler olmasa ipsiz olur burası. Hiçbir ses, mes, bir şey olmaz. Evet. Tavuklar dediği şöyle dıkılatsa hemen tavuklara koşarlar tavuğa bir şey oldu diye. Çok akıllı. Her köpek bunlar gibi değil de bunlar çok akıllı. Şöyle bir poz ver abi. Evet. Şöyle bir poz ver abi ya. Senin için ne anlamı bir şey ifade eder köpekler, hayvanlar? Onlar canlısıdır. Onlar gerçekten sadık. Hani köpek gibi sadık ol derler ya. Gerçekten köpekler çok sadık hayvanlar. Çok sadık canlar. Keşke birçok insan köpek kadar olabilse. O kadar. Ağır konuştun sanki ya. Ne yazık ki. Ha? Ne yazık ki. Öyle olanlar da var. Çok ağır konuştun köpekler ya. Köpekler daha değerli benim için. Birçok insanlar. Benim köpeklerim çok değerli. Birçok insandan değerli. Gerçekten çok değerli. İnsan kılıklı yaratıcılardan değerli yani. Şöyle getirseler de şuralara dedi, herhalde milyarlar saysalar ben şöyle köpek verme dedi tövbe vermem. Köpeğe ver deseler vermem. Tövbe mümkün değil. O kadar kıymetli yani. O kadar kıymetli. O kadar kıymetli. Ne İkisi de birbirinden ayrılmaz. İkisi çok akıllılar. Anne bu da çok akıllı kız. Umay sevdin mi köpekleri? Köpekleri sevdin mi? Bir dokun bakayım. Dokun dokun kızım. Sevdin mi kızım? Dokunsun bir hanım. Gel Umay gel sevelim gel. Gel sev kızım hadi sev hadi sev. Pirelenmiş ama. Lan pire mi var? Yaylada bir tanesi bak yaylada bir tavuk kaldı. İti de tutamadık. İtin birinde kaldı o yaylada kaldı. Evet. Tavağa orada bakmış tavağa. Dilki milki almamış. Aradan bir hafta geçti bak. Köpek de orada mı kalmıştı? Köpek orada kaldı. Bir de tavuk kaldı orada. Tamam tavuk orada. Bir hafta sonra İrfan gitti. İrfan varmışmış tavuk. Ya, mallıkta tavuk yatarmış. Allah Allah. Yedi. Allah Allah. Bir hafta bak o tavağa bakmış. Dilki milki bir şey getirmez mümkün değil. Selamet beş adam. Gel. Bak. Ne var? O da geldi gördün mü? Evet dostlar, bir videomuzun daha sonuna geldik. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Görüşmek dileğiyle inşallah.